Evet, başlıyoruz. 30 Mart 2020. Merhabalar çocuklar. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Nasıl gidiyor? Evde sıkılıyor musunuz? Hayır. Tamam. Zamanınızı iyi kullanın. Arkadaşlarınızı alıyorum ben şimdi. Bağlananları yavaş yavaş. Tamam. Merhabayım. Şimdi sesi kapatmayı biliyorsunuz değil mi? 5 dakika, yani arkadaşlarınız gelince sesi kapatalım diyeceğim size. Tamam. Sol alt köşede. Şimdi kapatmanıza gerek yok. Birazcık konuşabilirsiniz. Buse Naz, Altunbaş nasılsın? İyi misin? Buradan bizimle konuşabilirsin. Çok memnun oluruz. Nasıl gidiyor tatilin? Kardeşlerinle resimler yapmışsın, gördüm ben seni. Hocam nasıl? Açtım mikrofonu. Sağ olun, merhabalar. Açtım. Tamam, şimdi konuşabilirsin. Ben gidiyorum. Anlaşıldı mı? Bir şey oldu da çağırırsın. Şimdi çocuklar, kalabalık olunca birazcık donmalar olacak. O normaldir. Çıkarsanız eğer tekrar bağlanırsınız, tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam öğretmenim. Sen bugün birazdan size bir tane matematik sorusu çözdüreceğim. Beraber matematik çözeceğiz. Defterimize yapacağız bunu. Bu sırada kaleminizi, matematik defterinizi veya herhangi bir çalışma defterinizi hazırlayabilirsiniz. Merhabalar hepinize. Allah. Öğretmenim beni duyuyor musun? Duyuyorum Ahmet Emre Uçak. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sesim geliyor mu? Efendim, ne yapıyorsunuz? Vallahi sizi bekliyorum. Birkaç kişi daha gelsin, başlarız. Şu anda 23 kişi olduk herhalde. Yani ben iki kişi bir yerden bağlandım. 22 kişiyiz. Öğretmenim nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim Hava Zehra. Sen nasılsın?
İyi. Nasıl gidiyor? Tatil diyelim artık buna birazcık. Zorunlu tatil. Evet. İyi gidiyor. Hadi bakalım. Güzel. Zamanınızı çok iyi değerlendirin. Öpürüm. Bu tatil bir diyecek. Bir tatil daha uzatırlar. Daha çok yayılmaya başlar korona. Valla biraz olacak gibi duruyor ya. Kuzey Kağan. Allah öğretmenim, bence yaz tatiline kadar tatil olacak. Hayır, yaz tatil abartmayın ya, o kadar olmamıştır. Valla yazın okula gidebiliriz, ona göre hazırlıklı olun. Belli olmaz. Ben şapkamı hazırlarım. Biz herhalde kumsala gideriz, siz hiç sıkılmayın, tamam mı? Tamam. Öyle güzel. Bu sefer yüzeriz. Merhaba. Merhaba. Selin, görüyorum seni ben. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyi. Bay bay. Abdullah, neredesin? Abdullah. Evet çocuklar, herhalde herkes daha doğrusu bağlanacaklar geldi. 25 kişiyiz. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Herkes sesini bir kıssın. Kapatın kendini, seslerinizi. Kapatınca okey işareti yapalım mı öğretmenim? Olur. Ben buradan görüyorum kapatanları. Şimdi kapattım ya, sesi bastık ha. Kapattık. Ahmet Emre, sol altta ismine bas. Ahmet Emre. Ahmet Arda Avcı. Sol altta isminize basın. Mikrofona dokununca o gidiyor. Abi yardım eder misin? Anlamıştım. Ahmet Emre, ben bak yardım ediyorum sana. Sol altta. Ahmet Emre, sol altta isminin olduğu yere bas. Mikrofon var ya orada. Sol altta. Mute yazıyor. Mute yazan yere bastığında kendini sessize alıyorsun. Bir kere basın. Tamam, ben de basayım. Şunun ben sesini keseyim. Ben şimdi çift yerden bağlandığım için. Tamam. Şimdi çocuklar, ben ekran paylaşıyorum şimdi sizinle. Yaptığımız çalışmaları, nerelerde olduğumuzu biliyorsunuz siz. Tüm dersler kitabımızdan çalışmaya devam ediyoruz herhalde. Tüm dersler kitabımızdan çalışmaya devam edelim yine. Buradan yapamadığınız sorular olursa, ertesi, şimdi çarşamba günü yapacağız. Çarşamba gününe oradan çalışabiliriz. Değişik, farklı veya zor olduğunu düşündüğünüz bir soru olursa bunu oradan çalışabiliriz. Problem yolculuğundan yine çalışmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili herhalde bir sıkıntımız yok, değil mi? Okey yapabilirsiniz siz. Tamam. Çok güzel. Şimdi defterimizi şeyde yaptığımız gibi, sınıfımızda yaptığımız gibi başlık yazalım. Çakma problem. Ya önce tarih atalım isterseniz. 30 Mart. Defterimizi atıyorduk, hatırlayın. 30 Mart 2002 Pazartesi yazalım. Başlık. Pazartesi. Öğretmen, 2002 değil, 2020. 2020. Ben yanlış mı yazdım? Yok. Tamam. 2021 yazıyoruz. Şimdi siz şey... Öğretmenim, 2020 mi yazıyoruz? 2002 mi? Pardon, yanlış söyledim ama doğru yazdım. 2020. Tamam öğretmenim, düzelt. Tamam, pazartesi 1 yazıyoruz. Şimdi siz soruyu yazmıyorsunuz. Basitle başlayalım bugün. Birinci soruyu bir yapalım. Birinci soru.
88'in 5 katı kaçtır? Çok basit. Öğretmenim, yarın benim doğum günüm. Doğum günün kutlu olsun Abdullah. Doğum günün kutlu olsun Abdullah. Şimdi Allah seslerimizi bir kapatalım. Tatilin içinde kaldı. Öğretmenim, tatilin içinde doğum günü olanları ne yapacağız? Onları kutlayacağız hepsini. Öğretmenim, sayfa kaçtı? Birinci soru. 87'nin. Bu sayfa yazmıyoruz. Bu şey, bu başka bir kitapçıklar. Sizin kitabınız değil. Öğretmenim, sonuç yazalım mı? Olur. Şimdi şöyle yapalım. Hem sesinizi duyarız. Ben sınıf listesinden sorayım size. Cevaplarla ilgili başlayalım isterseniz. Seslerinizi açabilirsiniz ama konuşmamaya çalışalım. Sessiz bir ortamda seslerinizi açın. Begüm, Eren, Öykü, Kerem. Kim var burada acaba? Begüm var herhalde. Eren var, Öykü var. Kaç buldunuz? Şimdi ben ekranı kapatıyorum. Şey yapabilirsiniz. Defteri ekrana gösterebilirsiniz. Ekrandan gösterebilirsin. Oldu. Gerçi gözükmüyor çocuklar. Göstermenize gerek yok. Begüm, sesini açıkça söyleyebilirsin istersen. Ben açıyorum sesini. Açtın mı? Tamam. Begüm, Eren, Öykü, Kerem. Ben de 435. 435. Öğrenmenim 435. 435. 435. Evet. 435. 435. Tamam. 100 mü? Şimdi yeni gelenler de var. Onları da alıyorum ben içeriye. 435. Tamam. Şimdi ekran paylaşıyorum ben sizinle. Şimdi yeni gelen arkadaşlarınız var. Matematik defterine soruları çözüyoruz. Ben şimdi ekran paylaştığımda bağlanma isteklerini göremiyorum. Arada sırada yine dönüp bakarım. Şimdi efendim. Şimdi yine paylaşalım ekranımızı. İki... Ben yeni geldim. Tamam, yeni gelenlere söylüyorum. Yeni gelenler problem çözüyoruz. Daha doğrusu basit matematik işlemleri yapıyoruz. Matematik defterinize soruları yazmadan işlemleri yazmaya başlayalım. Seslerimizi kapatabiliriz. Şimdi 8. pardon 9. soruyu yapıyoruz. 9. 9 mu? Evet, 9. Örneğin 9'a 2 yazsak olur mu? Fark etmez, hiç fark etmez ama daha rahat olur takip için. Sen 9 yazarsan 2 de yazabilirsin. Tamam, ben 2 yazayım. 2 yaz, parantez içinde 9 da yapabilirsin. Doğru, evet, öyle mantıklı olur. Öyle. Tamam. 5 katının 24 fazlasının 74. Afet abi. 74'ten 24 çıkart. Şimdi. Ay, mikrofon açıkmış, pardon. Tamam. Çok harikasınız vallahi çocuklar. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu kurallara çok güzel uyuyoruz. Mikrofonlarımıza da. Emiyorsunuz canım benim, bize. Cevap. Neyse ya. Evet. Önce Begüm, Eren, Öykü, Kerem. Kerem yok herhalde. Şimdi sınıf listesine göre Zühre, Aras, Ahmet, Asya, seslerinizi açıp cevap söyleyebilirsiniz.
Ahmet seni mi diyor? Ahmet Arda Avcı, Zühre, Aras, Asya Zehra. Efendim? Evet. 10. Ahmet Can. Asya söyledin mi? Ben de söyledim. Öğretmenim sonuç o. Öğretmenim 10. Tamam. Söylemeyen yok değil mi? Yok. Tamam. Şimdi öğretmenim ben söylemedim. 10. Yap o. 10. Yaz. Ben hiçbirini söylemedim öğretmenim şu an. Daha sana gelmedik. Şimdi evet, zaten. Ekranımızı değiştirelim. 3 yazın fark etmez. İkinci soru. İkinci soru. Bir hafta kaç gündü onu bir hatırlayabiliriz isterseniz ipucu olsun. 7 gün. 7 gün. 7. Hatırlamayalım dedi. Söyle. Oo! Çok basit. Sessiz oluyoruz. Kolay. Cevabı söyleyelim mi? Şimdi yok, sırayla söyleyeceğiz. Şimdi olanlardan Ali Çınar, Ahmet Emre Uçak, Azra Beray, Azra Zeren Oksal. Söyleyebilirsiniz bulanlar. 145 ben. 945. Azra söyledin mi? Azra Zeren Oksal. Çok kolay aslında ama. Evet. Ahmet Emre Uçak. 945. Ali Çınar var mı? 945. Tamam. Azra Zeren Oksal. 945. Heh, tamam. Şimdi ben ekranda bu görüntü varken hepinizi göremiyorum. Onun için isimlerinizi söylüyorum sizin, tamam mı? Telefonum var. Sorumuzu değiştirelim. Tamam. 4. 3'ü yapalım. Ben daha 2'yi yapamadım. Biraz acele et Abdullah. Bırak Abdullah, 3'ten devam et yavrum. Tamam. 45 koyuyoruz. Öğretmenim ben şu an 31 demişti. 3 koyuyoruz. Tamam. Düzüne 12. Sessiz oluyoruz. Şimdi Ahmet Alparslan, Mehmet Berk, Buğra, Duru, Ceyda Ceren yaparız. Zamanımız var. Acele etmeyin. İyi okuyun. Şey yaptı. Ercan hocam sesiniz geliyor mu? Evet geliyor. Biz geç çıkartıldık. Kitaptan 192. Kitaptan devam ediyoruz. Sol alt köşede sesiniz isminize bastığınızda mikrofon çıkıyor. Oradan kapatabiliriz. Şimdi bir kişi daha geldi. Matematik defterimize problem çözüyoruz çocuklarla. Söyle bakalım. Söyleyebilirsiniz çünkü kameradan gözüküyorsunuz da çok küçük. Sesimizi açabiliriz. Ahmet Kaha Alparslan, Mehmet Berk, Buğra, Duru, Ceyda. Efendim. Ahmet Ağa sesini aç Alparslan. Dur ben açtım. Kaç buldun? Ne oldu?
Söyleyelim mi? Evet söyleyin. Ahmet, Taha, Mehmet, Buğra, Duru, Ceyda. Onu 2 ile çarparsak 20 mi öğretmenim? 4 düzine. Hayır. Ha, pardon öğretmenim bekleyin. 10 değil bekleyin. 40. Hayır değil. 4 düzine koyun var. Bir de bunun ayakları var. Öğretmenim 192. 4, 192. Sessiz oluyoruz. Bekleyin. 192. Aynen. Evet bulanlar. 192. 192. 192. 192. 192. Bir daha Ceren söyledin mi sen? Evet, kaçıncı sorudayız? Üçü yapıyoruz ekranda. Öğretmenim yanlış yapmışım. Evet, bulanlar söyleyebilir. 192. Şimdi şöyle yapalım. Birazcık bu soruda zorlandık gibi. Ne yapıyoruz? Şimdi 4 düzine koyun. Efendim? 1 düzine koyun. Tamam. Dinliyorsunuz. Şimdi ilk önce yapmamız gereken şey buradaki 12 çarpı 4 kütçe. 12 çarpı 4. Koyun sayısını bulacağız. Ses açık olanlar kısa bilir. Koyun 4 düzine. Bir düzine de kaç tane vardı? 12. 12. Kaç koyunumuz var o zaman? 48 koyun. Peki bir koyunun kaç ayağı var? 4. Evet. 4 kere 8. 92. Hayır, 4 kere 8. 32. 32. 32. 4 kere 4. 16. 3 daha. 19. Sonuç olarak ne yazıyoruz? 192. 192. Ayak olur. Şimdi dördü yapalım. Dördü. Tamam. Emine Nur, Enes Karadeniz, Ejrin Su Kayık, Aysu Duru. Kayık. Öğretmenim, güzel 31 sene değil mi? 60. Öğretmenim soru nerede? Soru dördüncü soru. Günde 2 deste kalem satan bir kırtasiye. 31 mi soruyorsun? 30 mu soruyorsun? Yalnız şuna dikkat edin. Bakın deste diyor. Sonra cevap olarak bizden ne istiyor? 600. Ne istiyor? 600. Tamam, şimdi soralım. Emine Nur herhalde. Enes, Karadeniz. 13-600. Bunun acı. Ejren Su Kayık. 600. Aysu Duru. Sen de. 600. 600 bulduk, tamam. Şimdi buradaki 6. soruyu çözelim. Burada 6. Yani sizde kaç oldu bilmiyorum. Bunları yazabilirsiniz, önemli değil şimdi.
Ela Kılıç, dersi görebiliyor musun? Göremiyorum. Ekranı sağa veya sola kaydırır mısın? Örmen yaptık. Yaptık. 42. Ela Kılıç, sağa veya sola kaydır ekranı. 42. 42. Evet, şimdi Emir İhsan, Eymen, Ergin, Elin Sudurhan. 42. 42. 42. Tamam. Emir söyledin mi? Söyledim. Aysu, sen az önce söylemiştin değil mi? Eymen. Evet. 42. Elvin. Evet. Elif. 42. Tamam. Çok güzel. Şimdi bir soru daha yazalım. Yeni sorumuzu yazalım. Burada birazcık zaman vereceğim size. Buradaki birinci soru. Öğretmenim, siz şey vermiyor. Efendim? Çekil çizebilirsiniz. Öğretmenim, ses gitmiyor. Efendim? Öğretmenim, ben soruyu duyamadım. 36. Bir soruyu yansıttı. Hakan 8 yaşındadır. 36. Hüseyin'in yaşı Hakan'ın yaşının 5 katından 12 eksiktir. 36. 36. Ela Kılıç, görüyor musun ekranı? Bilgisayarda bir şey oluyor. Çocuklar, zaman zaman donma olabilir. O zaman atlayabiliriz şeyleri, soruları. Endişe etmenize gerek yok. Çünkü internet bazen donuyor. Sabah daha kötüydü. Şu anda birazcık daha iyi.36. Donmadı, olmadı. 36. Evet, iyi çözün. 8 kere 5, bir de 12 yaş küçüktür diyor. Küçüktür diyor. Dikkat edin. 36'lar. 38. 12 eksiktir diyor. 38. 36. Eldeleri unuttuk herhalde. 38. 38. Eldeleri. Tamam. Şimdi bakalım. Görüyorsunuz herhalde. Evet. 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 8. Hakan 8 yaşındadır. Hüseyin'in yaşı Hakan'ın yaşının 5 katı. 5 kere 8. Peki diyor ki bize, bakın şurada, 5 katından 12 eksiktir. 12'yi çıkartırsak, bu eldeleri unutanlar var içiniz herhalde. 0'dan 2 çıkıyor muydu? Hayır. Hayır. 10'dan 2 çıkıyor. 8. 8. 3'den 1 çıkıyor. 2. 28. 2. Öğretmenim, bize toplamlarını soruyor. Pardon, toplamı 28 yaşındadır.
28 yaşında. Hakan'ın yaşını da üstüne koyuyoruz. 8, 8, 6. 36. Elde var. 36. 1. 36 yaşında. Bu 28 yaşında. Yeah. Evet. Şimdi ikinci soruyu yapalım. İkinci soru. Yeni gelenler var. Yeni gelenler. Matematik defterinden. Soru çözüyoruz, soru yansıtıp hemen katılabilirler. Soruları yazmıyoruz. Öğrenci vardır, çok mevcutu katılıyor. Bir sınıfta 24 erkek, erkeklerin iki katından 28, pardon 28 eksik kız öğrenci vardır. Sınıfın mevcudu kaçtır? Çözmen gerekiyor. Aynen. 30. 60. Az önce Emir, Eymen, Elvin, Elif, Suduran söylediniz değil mi siz? Tamam. Ejrin, Suzehir, Ela, Bu, Senaz, Feyza. 54. 54. Evet. Evet. Ejrin söyledin değil mi? Ejrin Suzehir. Ejrin Suzehir. Öğretmenim. Yok herhalde Ejder Su. Evet, Ela Kılınç. Ela söyledin mi? Bu Senaz Altunbaş. Söyleyebilirsin istersen. Feyza. 54. 18. 54. 54. Evet. 54. Şimdi... 54. Tamam. Çok basit. Bir sınıfta 24 erkek. Erkeklerin iki katından 18 eksik. İlk önce erkeklerin iki katını buluyoruz. İki kere 4. 8. İki kere 2. 48. 48. 40 öğrenci var. 24 erkek, 48 kız. Öğrenim 18 eksik diyor. 18 eksik, pardon. 18 eksik. 14'ten 8 çıktı. Duymuyorum sesinizi. 24 kişi kız yok ki. Yok. Öğretmenim ya. 48'den 18. 8'de öğretmenim 48. Bir saniye. 48'den 10, 2 katından 18 eksik çıkartıyoruz. 0, 4'ten 1 çıktı. 3. 30 olan ne? Kız sayısı. 30 kızımız var. 24 erkeğimiz var. Ne yaptı? 54. 54. Telefonu bir şey oldu. Öğretmenim. Daha girebilirsin Abdullah. Bu bizden fazlaymış. Ya. Evet. Burada 3 yazanı yapabiliriz. 30 ayakları sayalım. 20. 30 ayak sayısı. 2 ayak sayısı. 30 kere 135 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
80. Şimdi bize soruyla Ahmet, Görkem, Havva, Zehra, İrem, Naz, Kuzey ve Onur söylesin. 4-5 dakikamız kaldı. Öğretmenim, ben daha yapmadım. Ben de yapamadım. Tamam, beraber yapabiliriz yapanlar. Ahmet, Görkem yapabildin mi? 20 kere 4, 8, 15 kere 2, 30. 230. Ahmet sen mi söyledin, Ahmet, Görkem? Evet. Tamam. Havva, Zehra. 165. İrem, Naz. Kuzeykan. 230. Onur Arsağır. 230. Tamam. Şimdi hemen son soruya geçelim. Kapanabilir belki çünkü zaman uyarısı verdi. Bir 40 dakika biliyorsunuz burada. Dördü yapalım. Kapanırsa yarın devam ederiz. Kapanmazsa hemen cevaplarız. Bunu da yarın devam edebiliriz belki. Su, Zehra, Yılmaz, Abdullah, Buse Naz ve Emir Yıldız. Yedi kere dört, 28. 8, 28 kere 3.59 sayı kalmıştır. Evet, su kaç buldun? 50. Yapıyorum. 59. Öğretmen. Sesinizi açabilirsiniz. Öğretmen kendisi kısılıyor. Yok, ben kapatıyorum buradan. Açabilirsiniz. Su kaç buldun? Zehra, Yılmaz, Abdullah. Bulanlar söyleyebilir. Bu sene 59 tanesi kalmıştır. Evet. 59. Tamam. 59. Sen söyledin mi? Tamam. Abdullah. 59. Peki. Şimdi çocuklar, bir ekran göstereceğim size. Bunu defterinize yazıyorsunuz. Bu yarına kadar basit bir soru ama yarına kadar düşünülür gibi düşünün. Soruyu yazabiliriz. Şu kare ve daire arasına, kare ve dairenin yerine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinden sırasıyla hangileri gelecek? Yarına kadar bunu düşünün. Öğretmenim neydi? Bir daha söyler misiniz? Parlak altın. Burada gördüğünüz soruda kare ve daire yerine hangi aritmetik işaretler gelecek? Bunu düşüneceğiz. Çarşamba günü bununla başlarız. Öğretmenim çok basit. Evet, zaten bulabilirsiniz. Çok basit bir soru. Şimdi çocuklar, birkaç dakikamız kaldı herhalde. Zaman bitiyor. Bugünlük bu kadar.
Şimdi sesinizi kapatıp hepiniz kapatabilirsiniz seslerinizi. Öğretmenim, bizim evde kuşumuz var. Kuşumuzun sesi yani ders yaptığımız ekrana girerse ne olur? Kuşun sesi gelmiyor. Sakin ol, hiçbir şey olmaz. Seslerimizi kapatalım sadece. Şimdi EBA'dan derslerimizi izlemeye devam edin. Yeni dersler yüklenmiş. Yine çalışmalarınızı yapmaya devam edin. Bundan arta kalan zamanda vücudunuzu, bedeninizi hareket ettirin mutlaka. Basit egzersizler yapın evin içerisinde. Evi dağıtmadan tabii ki ailenizin izin verdiği ölçüde. Bir program atacağım size. Milli Eğitim Bakanlığı gönderdi. Ona da sadık kalmaya çalışırsınız. Çarşamba günü yine aynı saatte, aynı kodla, aynı şekilde bağlantımızı yaparız. Birlikte oluruz. Atlayanlar okey işareti yapabilir alttan. Öğretmenim, ben sorduğunuz soruyu cevabını buldum. Tamam, pazartesi başlarız. Tamam. Evet, buluyorum. Çok kolay. Hepinize iyi günler diliyorum. Anne babalarınıza selam söyleyin. Büyüklerinize, aile içerisindeki. Hoşça kalın. Şimdi kapanır yayın. Kendinize iyi bakın, tamam? Okul açılınca daha güzel olur inşallah. Hoşça kalın. Öğretmenim, ben soruyu buldum. İlk cevabını tamam. Söyleyeyim. Görüşmek üzere.